Atatürk heykeli hani Ulus Meydanı'nda var ya, şey üzerinde Atatürk heykeli, üç tane asker. Onun açılış merasimi olacak. Yeni yapılmış. Ve orada birçok kimseler, kalburüstü kimseler nutuklar verecekler. Fakat mekteplerden çocuklar da vatan kurtarıcısı, gazi için konuşsunlar diye mekteplere salık vermişler. Bizim Gazi Mektebi'nde hoca Nimet Hanım beni seçti. Bu hitabede, o heykelin açılışında ben hitabede bulunacağım. Bakın ne tesadüf. Fakat bir nutuk hazırlamam lazım. Babama söyledi. Babam fevkalade heyecanlandı. Oturdu, kendisi yazdı bir şey, hitabe. Bu meydanı vegada reks olunan bu heykel, benim bilmediğim bir dille ukalalık etti. Ben onu götürdüm. Nimet Hanım'a verdim. Nimet Hanım derhal anladı. Sen dedi şöyle kenara çekil. Başka bir rakibim vardı. Ona verdiler. Ve o merasime tabii gittik. Heykelin açılışında bulundum. O zaman perişandı Ankara. Bir taşhan vardı. Atatürk'ün geldiği bir lokanta, meşhur lokanta vardı. Karpiç. Efendim, bir Rus'tu galiba. Perişandı. Yani Ankara 30-40 bin nüfuslu, 50 bin nüfuslu yani bir taşra şeyi, şehri. İki esas caddesi ibaretti Ankara o zaman. Birisi Sabanpazarı'na giden cadde, çok eski cadde. İkincisi de köşke giden cadde. Atatürk köşke giden büyük bir cadde açtırmıştı. Meclis de onun o cadde üzerindeydi. Bütün ekabirin evleri falan oradaydı. Ve memuslar için Mithatpaşa Caddesi'ni bilir misiniz? Orada memuslar için ayrı bir mahalle yapıldı. Fakat bakanlıklar tabii yapmak lazım. Bunları yapacak mimar, usta falan yoktu o zaman. Almanları çağırdılar. Yani o bugün Saracoğlu Mahallesi'ni bir Alman dik şey yapmıştır. Dil Tarih Fakültesi'ni de bir Alman mimar yapmıştır. Çok perişandı Türkiye o zaman. Fakir. Nüfusu 14 milyon, 13-14 milyon ancak. Ekonomisi perişan. Cephelerde, kaç 10 sene cephelerde bu Anadolu evladını akılsız generaller yani mahvetmiştir. Bir nesil, bir genç nesil. Yani deli generaller. Şey gibi, Enver Paşa gibi biliyorsunuz vakaları. Efendim şu Anadolu'nun evladı çok çekmiştir bu saltanat paşalarından. Atatürk devleti, yeni devleti kurduğu zaman bu hadiselerin derin etkisi altındaydı ve yeni de Türkiye'yi kurarken bu tecrübeyle kurdu. Yeni bir Türkiye kurdu ama ateş çemberinden çıkmış böyle perişan bir milleti ve zorla Lozan'da kazanılmış şu Anadolu toprağını yeni bir devletin efendim başlangıcı yaptı. Yani bugün yoktuk. Bu toprakta Anadolu'da biliyor musunuz? Mondros Mutarekesi'nden sonra Antalya ve şeyde İtalyanların, Suriye'de Fransızların, Pontus'ta ayrı bir Rum devleti, Türkiye yoktu. Bizi Konya'da, ancak Konya'ya şey ettiler. Hazreti Mevlana'nın sayesinde Konya'da kalabiliyorduk. Bütün sahiller gitmiş. Yani büyük devletler peşkeş çekilmiş efendim. Rumlar azmış o zaman. Efendim, böyle perişan bir memleketti. Atatürk'ü de aldı. Ve
Atatürk'e olan bu milletin, bu vatanın borcu hiçbir zaman ödenemez. Bu Türk milletini bugün yaşıyorsak şu Anadolu kıtasında ona borçluyuz. Onun arkadaşları da Rauf Bey falan bırak gittiler. Rauf Bey İstanbul'a giden ben bizim mektep kitaplarının arkasında Refet, Rauf, Atatürk, Karabekir onların fotoğrafları olurdu. Bunlar bir komite olarak vatanı kurtardılar. Karabekir'in büyük şeyi var tabii. Fakat sonra siyaset bazen siyasiler yollarını şaşırabiliyorlar. Yahut da şartların icabı Atatürk bütün arkadaşlarını yalnız İnönü Kazım Paşa vardı ayrıca. Büyük Millet Meclisi yapıldı o zaman. Bahçesinde biz gidip oynardık. Efendim. Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz Ankara Palası'nın karşısındaki Büyük Millet Meclisi. Yani ben Ankara tarihini başından beri çok iyi bilirim. Evet, ben Balıkesir'de Necati Bey Muallim Mektebi, o zaman Atatürk'ün himayesinde Necati Bey biliyorsunuz biz kazada hayatını kaybetmişti. Onun adına çok lüks, güzel bir Muallim Mektebi, mektep kurdular. Ben daima talihliyim. Oraya öğrenci oldum. Hocalarımız mesela Fransa'da okumuş. Kürkçüoğlu fizik okumuş. Haldun Bey kimya okumuş Fransa'da falan. Böyle seçkin hocalar hepsi. Çok seçkin hocalar. Talihim var. Mesela Adana'ya göndereceklerdi beni. Sonra bu mektebe Sadri Bey'in müdahalesiyle o mektebe gittim. Sadri Bey o zaman çok Atatürk'ün yakın arkadaşı oldu falan. Çok aile tabii Yahudi mahallesinden ayrıldılar falan. Artık aristokratlar sınıfına. Şimdi bir gün Muallim Mektebi'nden anlatmıyorum orada teferruatını. Evet, girmiyorum. Bir yaz bitirmiştim Balıkesir Muallim Mektebi'ni. Yazın annemin yanında burada Ankara'daydım. Gide Sadri Bey dedi ki Atatürk yeni bir fakülte kurdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi. Atatürk bu fakülteyi niçin kurdu? Atatürk bir cemaat hayatını yaşayan bir halktan bir millet yaratmak zorundaydı. Bir milli devlet kurdu. Fakat onun halkı da milliyetçi, yani başka Avrupa milletleri gibi milli kültür sahibi, ileri bir camia olmak zorundaydı. Bunu başarmak için biliyorsunuz bütün inkılapları bu gayeyle konmuştur. Devrimleri, inkılapları. Bu arada Türk halkına kendi milli kimliğini tanıtmak için Türklerin Orta Asya'daki devlet hayatından itibaren, yani Anadolu'da, efendim, Orta Doğu'da bir İslam halkı olarak değil, fakat Orta Asya'da imparatorluklar kurmuş, yani İslam'dan önce devletler kurmuş, bir millet şuurunu, kimliğini vermek için tarih kitapları yazdı, 4 cilt. Bir tarih tezi vardı.
bu tarih tezinin gayesi Anadolu halkını bir millet haline, kendi geçmişine, milli geçmişine sahip, övünen bir heykel yaptığı zaman Türk övün, üçüncüsü nedir? Çalış. Çalış övün, evet. Yani onun ideali, devlet ideolojisini o şey etmektedir, ifade etmektedir, hülasa etmektedir. Bunun için bir de uzak görüşlü, zeki bir insan olarak bunun ancak Türk halkına kendi milli tarihini, bir milli tarihini vermek, yüksek medeniyetler, devletler kurmuş bir ırk olduğunu, ırk olduğu şuurunu vermek. Yani bununla bir Türk milleti, şu Anadolu şeyinde, bir Türk milleti ideolojisini vermek için çeşitli müesseseler kurdu. Dil kurumu, tarih kurumu, tarih kongreleri şey diyor, organize ediyor vesaire. Fakat anladı ki uzağa gören, modern kafalı bir insan olarak dedi ki ilim yoluyla bunu başarabiliriz. Yani bir tarih yazıyoruz. Biz şöyle yaptık, böyle yaptık. Anadolu şeyde, Orta Asya'da büyük bir imparatorluk ama bunu tenkit ettiler kendisini kongrelerde. Anladı ki bir ilim müessesesi kurmak lazım. Bütün bu Hitit tarihini, Sümer tarihini, Orta Asya tarihini, Çin tarihini ilim adamlarının anlatması, araştırması için bir müessese kurmalı. Dil Tarih Fakültesi'nin manası buradadır. Yeni Türk milletini kurmak için ilmi kullanmak ve bu gayeye erişmek. Dil Tarih Fakültesi'nin üstünde ne diyor? Ne diyor? Hayatta en hakiki mürşit ilimdir. İlimdir. İşte Dil Tarih Fakültesi bu maksatla kurdu. Ve bunun için de Almanya'dan, o zaman Hitler'in gazabına uğramış birçok Yahudi profesörler var. Onlara kucak açtı. Güzel bir tesadüf olarak onları çağırdı Türkiye'ye. Ve Dil Tarih Fakültesi'nin ilk hocaları Sümeroloji Landesberger, Hitit tarihi Hans Güterbock, efendim, Latince başka bir hoca vardı. Latince öğretiyordu. Ben Latince'ye başlamıştım o zaman. Efendim, hatta coğrafyada bile Bavyera'dan meşhur bir coğrafyacı hoca geldi. Çin üzerinde bir meşhur Alman hanım vardı. Şimdi hemen hatırlayamıyorum. O gittikten sonra Eberhard geldi. Yani fakültenin öğretim üyesi Almanya'dan gelmiş en yüksek seviyede ilim adamları idi. Ve bu yıllarda biz bu hocalardan Almanya'da tahsil gören bir genç nasıl en yüksek derecede ilmi ilim terbiyesi alıyorsa biz öyle yetiştik. Coğrafya hocamız mesela Bavyera'da coğrafya okutan meşhur bir tarihçi. Landesberger dünyaca tanınmış bir Sümerolog. Efendim, arkeoloji de öyle bir Alman. Yani o Alman grubunun verdiği kültürle dil tarihi ilk mezunları, mesela bunlardan en meşhuru
Tahsin Özgüç'tür. Tahsin Özgüç arkeolojiyi seçti. Hanımı da arkeologtur. Efendim. Tahsin Özgüç kendi sahasında Hitit kültürü ve tarihi üzerinde bir dünya simasıdır. Bir dünya otoritesidir. Ben bunu laf olsun diye söylemiyorum. Yıllar sonra ben Chicago'da hocayken Landesberger Türkiye'den ayrılınca Chicago'ya geldi. Oriental Institute'un başına getirildi Amerikalılar sonra. Bakınız kayıplarımıza bakın. Efendim. Röpke büyük iktisatçı New York'ta yerleşti. Amerikan ekonomisine yön verdi. Röpke. İstanbul'daydı. Hani bu Almanları daraltıp kaybetmek Türkiye için en büyük kayıplardan biridir. Mütaassıp bir milliyetçilik efendim. Onları dışarıdan kolaylıkla iş buldular, terk ettiler. Evet, şimdi rahmetli Tahsin Özgüç hakkında 2-3 kelime söylemek isterim. Neden dünyaca tanınmış bir arkeolog oldu? Yani benim arkadaşım, sıra arkadaşım Tahsin Özgüç. Ben oradayken, Chicago'da hocayken Oriental Institute Başkanı Landesberger, eski hocası Tahsin Özgüç'ün, onun için bir konferans derdim etti. Chicago'da Amerika tanınmış eski tarih hocaları, profesörleri tanınmış geldiler. Belki 200 kişilik bir konferans verdi. İnanın bana, orada Tahsin Özgüç'ün karşısında o kadar etkilendiler ki ayağa kalkıp dakikalarca alkışladılardı. Tahsin Özgüç, dünya arkeolojisinde büyük bir yıldız. Bu benim arkadaşım. Dil tarihinin ilk talebesi, o 40 kişi seçtiler. Leyli yatılıydık biz. Efendim. Bütün şeyimiz çalışmaktı. Atatürk'ün işte ölümünde biz mezun olmuştuk. Kendisinin kurduğu Büyük Millet Meclisi önünde katafalk, büyük bir katafalk da İstanbul'dan getirildi. Orada dünyanın bütün milletleri onun naaşı önünde merasim geçidi yaptılar. İngilizler, Amerikalılar, Almanlar, Japonlar efendim heyet halinde katafalkın önünde ona saygılardı. Ve biz tabii onun öğrencileri dil tarihinde gözyaşları içindeydik. İşte dil tarih manası budur. Yeni Türkiye'yi kurmak için, en yüksek ilmi seviyede kurmak için dil tarih kurulmuştur. Ve orada yetişmiş olanlar, mesela Tahsin Özgüç, karşısında Amerika'nın bütün arkeologları efendim ayakta alkışlamışlardır. Atatürk'ün evladıdır o. Dil tarihin yetiştirdiği evlat.